İyi geceler efendim. Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özarı, Semih Öztürk ve Nagihan Karadere ile birlikteyiz. Beyaz takımı tebrik ediyoruz. Birleştikten sonraki en büyük fark, ona ikilik bir skorla araba oyununu kazandılar. Ve Hikmet iki defa üst üste arabayı kazandı. Onu da buradan tebrik ediyoruz. Allah ikisini de kazasız belasız kullanmayı nasip etsin diyelim. Okayımıza geçmiş olsun. O da son dakika direkten döndü. İnşallah ona da nasip olur diyoruz. Konuşacak konularımız çok ama Murat Özarı sabırsızlıkla benim gözlerimin içine bakıyor. Hep hayal ederdi bir son model. Survivor'dan önce almıştı kendine bir ikinci el, hem de dizel. Şimdi onun gıcır gıcır iki arabası var. Güzel mi güzel. Şoförü de var. Özel mi özel. Bastı mı gaza, gider mi gider. Adam Toros Kaplanı. Okumayın boşuna gazel. Yani şimdi bak, ona iki. Ona iki. Acun Ilıcalı da söyledi. Takımlar karıştıktan sonraki en farklı galibiyet. Daha şu ana kadar 10-2 olmamış. İnanılmaz. Yani sürpresi oldu siyah takım. Beyaz takım inanılmaz bir galibiyet aldı 10-2. Sonuç, white is fena back, black is fena out. Evet, hemen Nagihan'a vermek istiyorum sözü. Tabii bugün aynı zamanda bir ödül oyunu da oynandı. Ödül oyununu siyah takım kazandı. Genel olarak gün itibariyle baktığım zaman gözüme çarpan Seda var. 4 oyuna çıkmış, 4'ünü de kazanmış. Ve kimi başka da kimseyi göremiyorum o kadar yüksek bir performansla. Seda var. Onun haricinde evet, iki oyunda da. Evet, Nagihan genel olarak araba oyunuyla başlayalım. İki oyunla ilgili. Evet, Hikmet kazandı. İkinci arabasını aldı. Tebrik ediyorum. Ama bir bakıma da hani Okay da kazansaydı sevinirdim, öyle söyleyeyim. Ama Hikmet'in kazanması tabii ki ayrı bir mutluluk olmuştur. Çünkü çok ciddi bir olaylardan çıktı. Performans olarak da düşüşteydi. Bu ödül ona çok iyi gelecektir. Psikolojik olarak Yusuf'un etkisinden biraz kurtulmak için bir bahane olur inşallah. Onun dışında da evet, Seda çok iyiydi bugün. 3 hamburger ödülünde 3 sayı aldı. 3'te 3 yaptı ve atışları muhteşemdi. Araba ödülünde de 1 sayı aldı ve şu anki gidişatı gerçekten çok iyi. Es geçmemek gerekiyor. Onun dışında da ben Emre olayına takılmak istiyorum. Emre'nin üzerine çok gidildi bugünkü oyunda. Kriakos'u seçti. Pardon, Kriakos'u seçmesi gerekirken Okay'ı seçti. Okay'ı seçti. Okay hamburger oyununda oynamadı. Neden oynamadı onu da anlamış değilim. Takım herhalde çıkarmak istemedi veya kendisi dinlenmek istedi. Performans olarak çok iyiyken Bora'yı üst üste çıkardılar, Hikmet'i üst üste çıkardılar ve her çıktığı oyunda da Bora'da bir tane sayı aldı. Hikmet aynı şekilde bir tane sayı aldı. O arada bir el değiştirilebilirdi. Emre'yi hatalı buluyor muyum? Bireysel davrandığı için, bencil davrandığı için evet hatalı buluyorum. Ama ona ikilik skorun tam suçlusu Emre midir? Kesinlikle değildir. Herkes günah keçisi arıyor. İşte Emre'nin hatasından kaynaklı biz oyunu kaybettik gibi getirmeye çalışıyorlar ama asla ve asla ben Emre'yi burada suçlu bulmuyorum. Sadece bencillik yapmış olabilir. Diyelim ki Emre sayıyı almasaydı, Kriakos zaten hani çok zayıf da bir halka değil. Özellikle karşı takıma geçtikten sonra daha da çok yükseldi ve her çıktığı oyunda da ufak tefek hem sayılar alıyor hem de takıma oldukça katkısı zaten çok fazla. Bunun yanında da şunu da söylemek istiyorum. Seremoni sonunda üzerine çok gidildi. Özellikle Panayotis'le Bora'nın bir tartışması oldu. Ben orada da Bora'yı çok haklı buluyorum. Çünkü ona 9 bitmiş olsaydı Emre'yi suçlu bulabilirlerdi. Ama ona ikilik bir skorla Emre'yi suçlu bulmalarına bir anlam veremiyorum. Evet, Survivor Extra'nın da burada sonuna geldik. Teşekkürler Nagihan. Çünkü bütün konularımızı 3 dakikada özetleyip fikirlerini evet, söylediğin için konuşacak konu kalmadı şu anda. Murat abinin görevini devraldığın için. Yani biz bir Murat abimiz vardı. Abi konudan konuya atmıştın. Nagihan'a sazı verdik. Survivor'ı bitirdi abi. Murat Özer'in kadın şubesi diyebilir miyim? Hayır, ne biliyor musunuz? Hani çok az konuşuyorum. Evet. Şimdi bu sıra bana yok, geldiği yok zaman şey konuları ya, hemen geçti. Yani bütün konuları açtı, bir ön açıklama yaptı. Şimdi biz de onun üzerine tuz biber ekeceğiz. Peki Semih'e ilk önce kısa bir soru, sonra Semih oyunla ilgili fikirlerini alacak. O zaman ben de şimdi yayın sonrasında Sinan'ın açıklamalarıyla bitireyim. Şimdi iki arabayı Hikmet zaten aldı da, üçüncüyü de şimdi alma ihtimali var. Üç araba mı, şampiyonluk mu sence? Yani sen bunu
maddi olarak mı soruyorsun? Manevi olarak yani, mı soruyorsun? Aslında yani. Şimdi mesela 3 tane arabayı alan bir insan hemen hemen şampiyon olmuş kadar maddi bir ödülle zaten buluşuyor yani, öyle değil mi? Tabii ki şampiyonluk. Ya sen şey yani diyorsun, bu bence üçüncü bu arabayı üçüncü arabayı bu şampiyonluğu var. Şöyle yani çok doğru bir soru arabayı olmadı. Alsa ha, şunu anlatmaya ha. çalışıyorum. Şampiyon olmuş kadar bir ödülle kavuşuyor zaten yani hemen evet. hemen. Ya şampiyon olduktan sonra aldığın meblağın 2 katı maddi değerde bir şey alırsan soru böyle doğru olabilir sanki. Şampiyonluk hem maddi hem manevi bir şey ya. Tabii ki yani şimdi bu araba ödülüyle şampiyonluğun maneviyat değerini kıyaslamanın hiç alakası bile yok. Sadece ben maddi açıdan söyledim bunu. Maddi yani. Açıdan da zaten şampiyonluk. Yani şampiyonluk yani zaten şampiyon oluyorsun. Yani araba ama şöyle Hikmet'in şampiyonluğunu bu etkiler mi? Kısmen etkileyebilir, bunlar konuşulacaktır. Çünkü her sene bunları konu, görüyoruz. Şampiyonluğunu etkiler mi Hikmet'in? Kesinlikle. Çünkü iki tane araba aldı. Bir tane de değil. Bir tanesi de Jeep. Hani biri küçük, biri büyük. Şimdi biri yazlık, biri sonlara kışlık doğru falan. Arabanın hacmi büyüyor sanırım. 10 tane araba. Yani herkes sıra sıra alıyordu yani. Sıra sıra derken şansı yaver giden arıyordu. Hikmet, yani Hikmet'i burada da eleştirecek bir durum yok. Kader, kısmet, nasip bu işler. Güle güle kullansın. Allah kazasız belasız amin, kullanmayı nasip etsin. Oka'ya üzüldük tabii ama yani Hikmet'e bu dezavantaj olarak döner mi? Dönme ihtimali vardır. Bana göre kesinlikle yok. Yok diyorsun. Bana göre kesin. Bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi bak. Gerçi daha Survivor Murat abi şöyle yaptı. Survivor'ın bitmesine uzun bir zaman var. O zamana kadar unutulur. Ama bunlar konuşulacaktır. Yani öbür gün diğer yarışmacılar tarafından dile getirilecek bu. Sor bana Atakan, sonra. Yusuf'la sana sorayım. Yusuf'la Atakan Suudi'ye demediler mi? Sen araba kazandın. Evet. Tabii, tabii, seni potada yazabiliriz demediler. İki tane aldı. Bu ne oldu? Ben sana bir şey söyleyeyim. Benim tanıdığım Hikmet, şu ana kadar Survivor'da gördüğüm Hikmet, 48 tane de araba alsa yine şampiyon olmak ister. Ya Hikmet'in, tabii ister tabii. Ya, ama ister biz onu sormalıyız. Hikmet için bana göre 48 arabadan daha önemli şampiyonluktur. Hikmet o tarz bir adam. Yani Hikmet oraya 48 tane de araba versen Hikmet ben şampiyonluğu tercih edem der. Bu benim fikrim. Ben de olsam aynı Hikmet gibi yaparım. Bak inan bana. Ben de Survivor'a gitsem 108 tane de araba versen ben şampiyon olup oradan dönmek benim için daha önemlidir. Benim şahsi fikrim bu. Şimdi bak sana bir şey söyleyeyim. Hem şampiyonluk hem arabalar. Yok. Nasıl? İstemiyor. Ya kardeşim şöyle. Ben bana deseler ki Survivor başladı kardeşim. Sen hiçbir şey almayacaksın. Sadece şampiyon olacaksın. Veya şampiyon olmayacaksın. Binlerce araba alacaksın. Ben şampiyon olmayı tercih ederim. Bana sor. Bana hayır sana sor. Murat abi şimdi. Ben şahsi fikrimmiş. Tanımasak Murat abi. Sen beni tanımamışsın o zaman. Binlerce araba mı diyor şampiyon. Kardeşim sen beni tanımamışsın. Şimdi ben Survivor'a gidiyorsam eğer. Survivor'a ben niye gidiyorum? Tabii ki bir şeyler kazanmak istiyorum. Ama benim için orada Survivor şampiyonu Murat denmeleri ileride de 3 sene, 5 sene, 10 sene sonra Survivor şampiyon olarak anılmak benim için inanılmaz bir gurur, inanılmaz bir şöhret, şandır. Ben bunu isterim. Ama araba almışım. Benim araba almam 2 gün sonra unutulacak. Binlerce araba dediğin ne mesela? Binlerce, ya kimsenin, kimsenin unutmasına gerek var. Araba sende mi? Sende. Kimse hatırlamasa ne olur yani? Ben öyle düşünmüyorum kardeşim. Herkesin kendine göre bir fikri var. Ben araba mı, ödül mü? Yani tabii ki araba çok büyük. Hani bir tanesi normal araba, bir tanesi Jeep. Şimdi ikisini alan birinin şampiyon olma ihtimali ister istemez düşüyor. Çünkü neden? Herkes orada emek veriyor ve rakipleri de çok güçlü olunca halk şunu söylüyor. Ya zaten Hikmet 2 tane arabayı aldı. Hani bir şampiyon olsa da zaten kazanabileceği rakamda bunun kadar veya bundan bir tık daha yüksek veya düşük. Hani bu düşüncede o olduğu ayarda. İçin o ayarda ben her zaman geçen sene de evler falan da kazandığımızda hep şunu söyledim. Kazanmayan birinin şampiyon olma ihtimali daha yüksek diyordum. Ve burada da yanılmadım. Çünkü herkes kazanmayan kişinin de bir şeylerden faydalanmasını istiyor. Ama şimdi Hikmet şöyle bir şey yapsaydı, şampiyonluğu istiyor olsaydı, bugünkü kazandığı arabayı kendi alırdı. Bir önceki kazandığı ufak olan arabayı da Oka'ya hediye ederdi. Kim yapar bunu? Hayır dur, eğer ki şampiyon çok akıllı biri yani Hikmet. Hani normal senin benim gibi düşünen biri değil. Böyle bir jest yapsaydı. Nasıl yani? Ne demek bak, o? Böyle... Çok akıllı biri senin benim gibi düşünen bir adam yani değil. Hayır yani o bir sonraki adımını düşünüyor. Orada stratejiler yapıyor. Baksana yani karşı kaz takımdan. Yani kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez diyor. Arabayı vererek belki şampiyonluğu alırdı diyor. Aynen bak bu hareket yapsaydı Türk halkı onu şampiyon yapardı. Ben olsaydım yapardım. Ama şu anda. Ya, şu anda hiçbir şeye katılmıyorum. Bir dakika, şu anda Hikmet'in kabahati ne?
Ben onu anlamadım. Kabahati yok. Yani kabahati yok derken şimdi Hulk Hikmet iki araba aldı diye bundan sonra Hikmet'i Survivor'da şampiyonluğa götürmeyecek mi? Ya götürmeyecek demiyorum yani Hikmet isterse 50 tane araba alsın. Hulk onu seviyorsa, istiyorsa götürecek. Öyle bir kural yok. Sayın Furkan'cığım senle biz biraz realist bir sohbet edelim en iyisi. Ya hayır ben gerçekleri tamam, konuşuyorum. Bu, tamam, eğer ki istiyorsa ama orada şampiyon olmak istemediği için. Sizin konuştuklarınız üzerine biz de çıkarımlar yapacağız. Tamam. Orada efsane olmak istediği için Hikmet... Yani yapmak zorunda değil. Zaten yapmadı da. Kim hani sen yapmazsın, sen yapmazsın. Sen de yapmazsın. Ya, belki de yapmadı. 100 kişi yapmaz ama ben yaparım. Yapar eğer mıydım? Ki şampiyon olmayı isteseydim vallahi de yapardım. Geçen sene o zaman evi ben almıyorum. Ben şampiyonluğa gideceğim deseydin. Ben iki tane ev almadım ki. Ben yarım ev aldım. Furkan'cığım. Realist konuşalım. Hayır ben yapardım. Hikmet. Şampiyonluk büyük bir başarı yani başarı, oradaki tabii ki başarı. Rakibi tabii. Neredeyse yani başarı olarak iki gömlek üç gömlek bunu çok üstün fazla yani. Hani ödüle de bağlamamak lazım. Şimdi Hikmet Okay'cığım sen finale geldin, ben zaten daha büyük bir modelini kazandım, ilk kazandığımı da sana hediye edeyim deseydi Hikmet direkt şampiyon mu olacaktı? Olma ihtimali daha yüksek. Şu an daha çok büyük bir jest yapmış olacaktı. Evet ve jest, herkesin kalbini kazanırdı jest. İnan bana. Ama yani şimdi o kadar zaman... Ne gerek var? İşgüzarlık yapar abi. Ne gerek var yani şimdi adam kendi alnının terinle kazandı. Nagihan ne sordu? Ne sordu? Siz pinti misiniz? Ben mi? Sizler sen pinti. Sen de o zaman verseydin evi. Abi vereceksin. Bak vereceksin ki Allah da sana versin. Evi verseydin. Herkese çoğalır. O başka şey. Bak ben sana söyleyeyim. O ayrı bir şey. Özel hayatta. Özel hayatta olabilir. Ama Survivor şimdi orası. Adam ne yapacak şimdi? Bir tane daha oynandı. Üçüncü arabayı kazandı. Ali'ye vereyim. Beşinci arabayı kazandı. Veli'ye vereyim. Öyle şey mi? Öyle yarışma mı olur abi? Ya tabii ki öyle bir şey olmaz. Olmaz öyle ama şey. Ama benim gönlümün bolluğu diyelim. Tamam, ya, tamam sen yapabilirsin ama şimdi. Ama ben yapmadı olsaydım, ki. Ben olsaydım. Şampiyon bak. İki araba kazanıp da bir de üstüne şampiyonluk benim için hayal gibi bir şey şu an. Hani sen en güzel yani. Şey yap. Şimdi otele gidelim. Sen aldın evi bana ver. Abicim sana niye vereyim? Ben ver ya ne olur versen jest ya. Sana burada satabilirim. Yorumcu birincisi olursun. Bir şey söyleyeyim mi? Sana satabilirim. Çünkü evet. Murat Ceylan'la ev arkadaşıyım. Çok iyi yerden geldi. Murat Ceylan kardeşim. Semih nereye bağlayacaktın? Bağlayacağın yeri merak ettim. Nereye bağlayacaktın diye. Yani Nagihan diyor ki o bir arabayı ona vermeliydi. Şöyle olmalıydı, böyle hayır, olmalıydı. Hayır şampiyonluk bunu kimse hedefi olan ama. Biri. Şampiyonluğun yolu buradan mı geçiyor? Yok. Her yoldan geçer. Her bu yol yani Paris. Şampiyonluk. Her yol Paris diyor. Yani ya sadece buradan geçmez de bununla tamamlayabilir diye ne kendi görüşmeli. Hayır efendim o zaman yani Hikmet bunu mu yaptı? O zaman diyelim şampiyon mesela Büşra. Büşra diyelim bir arabası var. Bir tane daha alırken deseydi ki mesela Okay'cığım benim bir arabam var sana vereyim. Büşra şampiyon mu olacak? Ya efsane olmaya gittiyse Hikmet bunu yapması gerekebilir diyorum. Hikmet zaten oldu efsane. Peki bir şey söyleyeceğim. O zaman bak tam senin istediğin yerden soruyorum. Bu iki arabayı senden alacağız sana final veriyoruz. Survivor finali kabul eder misin? Yani düşünmem lazım. Yani son ikiye... Bak nasıl... Son nasıl ikiye ama hayır. Son ikiye kalacaksın. Finali Survivor finalini. Bana sor. Ben finale zaten geliyorum. İki arabayı alacağız. Kabul senden sana Survivor finalini verir. Sen de çok salladın. Kabul etmeyecek. Ben de kabul de çok salladın. Onu ben de şunu kabul dersen etmem. Kabul ederim. Kabul etmeyecek. Şampiyon yapacağım seni dersen kabul ederim ama evet. Koltuğa otur. Şampiyonluğu ben de kabul ederim. Ama o zaman sana bir şey söyleyeceğim. Şampiyonluğun mesela... İşte demek ki hemen hemen buradan ne çıkıyor? İki araba kazanmak hemen hemen şampiyonluğa işte, yakın peki, bir sana maddi bir şey olarak en azından. Şampiyonluğun yani. Sonucunda kazanılan maddi ödülün iki katı bir oyun esnasında kazanılan ödülle kıyasla bana öyle bir soru sor. Çok anlamadım şu an. Ben de anlamadım. Şampiyonluğun iki şampiyon katı olunca 500 bin lira alıyorsan ödül şey oyun içerisinde diyelim 5 tane araba aldın 1 milyona tekabül ediyor. Hmm. Hangisini diye sor. Sen hangisi? Şampiyonluk artı 500 bin yoksa bana değil Murat abiye sor. Allah Allah. Niye bana sordun? İşte yani ben. Yani hani sen şu haydi, soruları sor, soruyorsun. Sor, çayda şimdi şöyle iki arabanın maddi değeri şampiyonluk artı maddi değeri yani o zaman... Herkes şampiyonluk attı şeyi tabii ki ister. Onu ister. Anladın ister, mı? Senin ister. Sorduğun soru ben, çünkü. Ben en sonunda güzel soru sordum. İki arabayı senden alıyoruz, finali veriyoruz. Yani kabul eder yani... misin? Ben kabul etmem ona. Bir dakika. Size bir örnek vereceğim. Bir dakika. Bak bu önemli bir örnek veriyor. Dikkatli dinleyin beni. Ben Galatasaray'ım. 50 bin tane Süper Lig şampiyonluğu ver. Paralar ver bana. Trilyonlar ver. Bir de UEFA kupasını kazanmayı ver. Ben... UEFA kupasını kazanmayı tercih ederim. Çünkü Türkiye'de ilktir bu, birdir. Ve
uzun yıllar, asırlarca aynı şey. Yine asırlarca konuşulacak UEFA kupası, diğer takımlar yolda görse bomba diye karakola götüreceği bir kupayı sen alıyorsun, UEFA kupası, ama diyorsun ki sana para vereyim, 50 tane Süper Lig şampiyonluğu vereyim, ben UEFA kupasını tercih ederim. Nitekim de bütün Galatasaraylılar da bunu tercih ederlerdi. Senin gözlerine bakarak konuştum. Örnek oldu. Evet, ben onu fark ettim zaten. Oldu mu örnek? Ama bizde de Avrupa şampiyonluğumuz var bizim de, biliyorsunuz. Ben kimse hiçbir takımla öyle şey. Ben sadece kendim için konuştum. Hayır, bizde de Avrupa şampiyonluğu var, onu ya demek istedim. Başarılar. Yani. Basketbol. Ya, aynı örnek. Şeyden, UEFA kupasından falan bahsediyorum. Bu sene de bomba gibiyiz yani. Ben doğru söyledim. UEFA kupası dediğin senin All Star şampiyonluğu. Nasıl? Ha, olur mu? Öyle. Bir dakika. Türkiye'de bir ilk olmuştur. Ben de Survivor'da şampiyon olmayı her şeye tercih ederim. Çünkü Survivor'da Türkiye'nin en çok izlenen, en çok sansasyon yaratan ve en çok top olabileceğim bir yerdir. İki tane arabayı ben Allah'ın izniyle çalışırım. Bir gün çalışırım, çalışırım. Alnımın terinle limon satarım, yine araba alabilirim. Ama Survivor şampiyonluğunu hiçbir zaman alamazsın. Almak çok önemlidir. Limon satıp iki tane araba alacakmış. Ya Murat abi öyle egzajere ediyorsun. Ya kardeşim ben bir gün kardeşim son model araba almam da ikinci el alırım, üçüncü el alırım, ama bir şekilde araba alırım. Ama Survivor şampiyonluğunu herkes alamaz. Evet. Survivor'a katılmak için bile takla atıyor. Bir şey sorabilir miyim Murat abi? Bizim ta geçen seneki programımızdan iki tane bayram geçirdik. Bizlere harçlık verecektin. Verdin mi abi? Neyi? Bayram harçlığı. Neyi diyorsun? Zaman kazanmak için soruyor soruyu sana. İki defa bayram geçirdik. İki programın sonunda elini öptük senin. Evet. Çıkarıp bize para verecektin. Verdin mi? Yani ne demek istiyorsun? Onu söyle. Cinli miyim ben? Açık açık konuş. Hayır, şimdi bak, şimdi versen alacağım. Bir 150 lira versen alacağım şu an. Yarın veririm. Ya abi bırak abi hiç. Abi evet, konulara gelelim. Şu anda şimdi yayında para mı çıkarayım? Tamam, konularımıza geliyoruz efendim. Tebrik ediyoruz. Tabii burada özellikle Emre'nin Okay'ı seçmesiyle alakalı ciddi bir tartışma söz konusu oldu. Kendi takımı Emre'yi eleştirdiler. Beyaz takım da Emre'ye sahip çıktı. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz Murat abi? Emre ile ilgili şunu söyleyeceğim. Şimdi Emre kardeşim iyi bir kardeşimiz olabilir. Canımız ciğerimiz. Seviyoruz onu. Hiçbir kötülüğü yok. Kalbi temiz. Ama çok velen... özür dilerim. Hemen şunu bir açıklayayım da. Yani Emre seçiminde Kriakos ve Okay arasında birini seçebilirdi. O gitti, Okay'ı seçti. Bütün takım arkadaşları Kriakos'u seçmesini önerdiği halde. Evet. Şimdi Emre kardeşimi seviyorum. Emre kardeşimiz iyi bir çocuktur. Kalbi temiz. Hiçbir kötülüğü olmayan saf bir çocuk. Zaten saf olduğu, kalbinin temiz olduğu Survivor'da eline iki tane değnek almasıyla belli ediyor kendini. Yani iki tane değnek almış çok saf bir çocuk yani. Normal bir adama iki tane değnekle dolaşmaz orada. Bu çocuk... Ne yapılması lazım bu çocuğa? Bu çocuk çıkıyor 3 dakika röportaj verdi. Ve bu 3 dakikalık röportajında sürekli böyle ağlar gibi konuşuyor. Yani ağlamıyor tam da, konuşması ağlayacak gibi. Şimdi onu izlediğim zaman ben Survivor portresi gelmiyor bana. Survivor'a katılan şampiyon olacak bir adam 3 dakika ağlamaklı konuşmaz. Daha dik duracak. İnsanlara o şeyi verecek. Bu yüzden de çocuğun o hareketleri benim hoşuma gitmedi. Sonra gelelim senin dediğin yere. Sen kardeşim diyor ki ben diyor kendimi diyor geliştirmek için diyor şeyi aldım diyor. Okay'ı seçtim. Okay kendini geliştirecek. Kardeşim orası senin kendini geliştirme yerin değil. Kendini geliştirmek istiyorsan kurslara git. Survivor kursuna falan git. Orası top bir yer yani. Oraya sen gitmişsin. Oraya göre hareket edeceksin. Oranın raconuna uyacaksın. Sen orada kendini tatmin etmek için takımının yapacağı bir şeyi, sen kendi kendine egoist davranıp takımının yapacağı bir şeyi yapmamazlık yapabilir misin? Fırçayı da yedirdin takım. Hemen bizim şey fırçacı bu yok ya bizim kız. Sude. Ama haklı. Tabii Sude hemen fırçaladı. Haklı ama. Sonuna kadar haklı. Hepsi de haklı. Sen böyle bir şey yapmaya hakkın yok. Nagihan. Yani az önce yine söyledim ama hızlı geçtim. Hani bu konuyu belki konuşmayız diye. Şöyle bir şey var. Ben Emre'nin çok iyi niyetli olduğunu her zaman söylüyorum. Hepimiz biliyoruz. Çok temiz kalpli bir çocuk. Ama böyle birazcık yükselişte olduğu için böyle ipin ucunu kaçırabiliyor. Ne yaptığını ya da yapacak olduğu hareketleri, konuşmaları, her şeyin ipin ucunu kaçırabiliyor. Performansı da yükselişte olduğu için kendini daha çok kanıtlamak istiyor. İşte hani biz burada güçlü zayıfları seçiyor. Gitmeden önce de belki bizi dinlemiştir çünkü daha sonra dahil olduğu için. Bu tarz eleştirimizin de olduğunu kesinlikle ve kesinlikle bildiğini biliyorum. Ve bundan dolayı da ister istemez kendini kanıtlamak için
daha da iyi bize sunmak için her seferinde daha güçlü yarışmacıyla yarışmak istiyor. Ama bunu takımına sormuyor. Kendi kendine aldığı bir kararla kendini adada kuruyor. Onun bir hayal dünyası var. Kafasında yazıyor, çiziyor ama takımla alakası olmayan bir durum bu. Geliyor ve kendi kafasının dikine gidiyor. Onu seçeceğim, bunu seçeceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım diyor. Bencilce hareket yapıyor ve kaybediyor. Ha, kazansaydı ben yine eleştirecektim. Çünkü takıma sormadan bencilce bir harekette bulunduğu için. Kaybetti ve ben Sude'nin konuşmalarını ve Bora'nın konuşmalarını da çok haklı buluyorum. Çok önemli bir oyun. Araba oyunu. Tamam, ona ikilik kaybedilmiş bir skor ama belki kazanmış olsaydı diğerlerine de belki tekniği verecekti. Belki atış tekniğini verecekti. Şöyle de bir durum var. Hani Panayotis Emre'yi eleştiriyor. Ama eleştiren kişi de Panayotis de Kriakos'a oyun kaybediyor. Yani eleştiren kişinin de hani elle tutulur bir tarafı da yok. Evet, şu an performansı çok iyi gidiyor. Ama o zaman çıkacaksın Kriakos'a oyun vermeyeceksin. Madem hani garanti sayı olarak görüyorsunuz. Böyle bir durumda söz konusu. Ama ona ikilik skor olduğu için çok da ben günah keçisinin Emre olduğunu da düşünmüyorum. Sadece bencil olduğu için kızıyorum. Evet. Survivor'da en yetkin yaş skalası 26-27 diyebiliriz. 27-32-33 arası, yani artı 1, eksi 1 diyebiliriz. Bu yaş grubundaki yarışmacılar genellikle başarılı olurlar. Çünkü vücutları artık oturmuştur. Vücutlarının, kendi vücutlarının bilincindedirler. Ve karakterleri de giderek oturmuştur. Artık yetişkinlik döneminin başındaki yaş grubu bunlar. Bu tartışmaların yaşandığını biz her sene görüyoruz. Genç yaştaki arkadaşlarımızda. Hep bir varlık mücadelesi. Bir ispat çabası. Emre 21 yaşında. Büşra 21 yaşında. Sude 22 yaşında. Diğerleri 25-26-27. Hele ki beyaz takımın yaş ortalaması 30'un üstü. Yani burada Sude'nin varoluş biçimini ele alacak olursak hep abileriyle ablalarıyla var oldu. Zaten şu an onun sıkıntısı yaşıyor. Çünkü Hikmetler, Boralar, Sedalar yok yanında. Büşra. Hep arada derede sıkışan bir Büşra gördük. Hep psikolojik süreçleri yoğun atlatan bir Büşra gördük. Krizler geçiren bir Büşra. Emre. Emre de devamlı hor görülen, arada bir ciddiye alınmayan, çocuğun zaten bugünkü patlaması, ben cahil değilim, ben aptal değilim, beni evet, ciddiye alacaksınız. Yaş, bu yaşla alakalı bir şey. Yaştan dolayı maalesef ki diğer olgun kişiler kafa olarak daha çok uyuştuğu için onların o muhabbetleri biraz onlara şey geliyor. Hı hı. Çocukça geliyor. Şöyle. Emre'nin seçimini nasıl değerlendiriyorsun? Emre'nin seçimi de, yani Emre'nin seçimi yine bir ispat mücadelesinden geliyor. Ben ondan bunu açıklıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani Emre'den kendisi de söylüyor. Ben buraya gelirken kendime söz verdim. Hep en güçlülerle yarışacağımı söyledim kendime. Hiçbir zaman kendimden düşük birine yarışmayacağım. Öyle bir durum olursa da yarışmayı da kabul etmeyeceğim. Bu tarz açıklamaları var. Yani adamın hep bir ispat mücadelesi. En güçlüyü yeneyim. En güçlüyü yenersen ne oluyor? En güçlü sen oluyorsun. Aynen öyle. Veya bir doğru görüntüyü nasıl verebilirim? İyi mi yapıyorum? Hep kafa oraya gidiyor. Bu güzel bir düşünce. Güzel bir düşünce ama işte bazen de bu tip saçma hareketler de yapabiliyor bence. Mesela normalde bu oyunun mağlubiyetini Emre'ye yıkamayız ama diyelim ki çok kritik bir noktada olsaydık da Emre yine orada okey seçseydi, kafa kafaya giden bir mücadelede kaybetseydi bütün sorumlu Emre olabilirdi. Evet, ama yani mesela daha böyle ayakları yere sağlam basan biri bu hareketi yapsaydı bu kadar eleştirilecek miydi? Hayır. Emre olduğu için konu, Emre zaten hani orada da bir potasal sıkışmışlık var. Artık herkes aranıyor kim kimi yazsa diye. Ve şimdi önceden şöyle oluyordu. Bir takım 10 kişi ise bakıyoruz şimdi. Beyaz takım şu an 10 kişi. Önceden 10 kişi içerisinden ikili, üçlü kombinasyonlar olabiliyordu. Ama şimdi sıra sıra bir Türk potası görüyoruz, bir Yunan potası görüyoruz. Şimdi diyelim farzı misal. Yunan takımı, beyaz takım kaybetti. Kaç tane Türk var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'dan ikisi, 3'ü kesin potaya girecek. Yani orada aslında çok daraldı. Siyah takımda da 4 tane Türk kaldı. Kaç tane Türk var? Sude, Atakan, Yusuf, Emre. 4 Türk var. Şimdi siyah takımda... Taciz ediyor bak, devamlı edebilir, taciz ediyor. Edebilir. Ben çok önemli açıklamalar yapıyorum. Siyah takımda
4 tane Türk kaldı ya, Türk haftasına geleceğimiz zaman olası bir kaybediliş durumunda 4'ten ikisi zaten potaya çıkacak. Belki 3 bile potaya çıkacak. Yani onlar artık bunun bilincinde. Kaybettikleri zaman neredeyse herkes potada. O yüzden artık hani Emre'ye niye saldırıyorlar? Yaklaştı. Emre'ye yakalama, artık psikolojik baskılar yapılması gerekiyor. Emre de maalesef ki yaptığı eylemlerin sonucunda gelişen reaksiyonlarda kendini net ifade edemiyor. Yani tabii bu noktada Murat abiye de vereceğim sözü. Emre'nin özellikle Bora ile olan bir tartışması vardı. Orada da biz Emre'den beklemediğimiz sert bir çıkışta bulunmuştuk. Ki ben bu arada Emre en çok sevdiğim yarışmacılardan bir tanesi. Bugün yine yapmaması gereken bir şey yaptı ve takımı tarafından eleştirildi. Sen ne de söyleyeceksin abi? Bir kere şimdi burada Bora ile Hikmet hiç gereksiz yere rakip takımın işine karışıyorlar. Bir kere Bora ile Hikmet'te en büyük kabahat Bora ile Hikmet'te. Sen ne kardeşim karşı takımın içine karışıyorsun. Hı hı. Oradan Hikmet diyor ki bilmem ne, Bora diyor ki bilmem ne. Ondan sonra lafı yiyorlar. Dalaka'dan lafı yedi. Bora yemedi mi Dalaka'dan lafı? Böyle bir şey olur mu ya? Sen niye rakip takımın içine karışıyorsun? Ne işgüzarlık yapıyorsun? Sonra Panayotis. Panayotis diyor ki Bora'ya, sen ne bizim işimize karışıyorsun kardeşim diyor. Sen kendi içine bak diyor. Sonra Panayotis Bora'ya çok ağır laflar ediyor. Onu atlamayalım. Buyurun. Diyor ki beyni olan anlar diyor. Senin beynin yok diyor. Kardeşim sen şimdi oradan adamların iç işine karışırsan kenardan başka rakip takım olarak lafı da yersin. Bora orada hiç gereksiz karışıyor. Panayotis'e diyor ki beyni olan diyor. Sen anlamıyorsun yani diyor. Bu noktada şunu söyleyeyim. Ben bir kere Hikmet'i, Bora'yı, Seda'yı yine dün de tebrik etmiştim. Tebrik ediyorum. Kendi takımlarında o kadar güzel stratejiler yapıyorlar ve hepsini uygulamaya sokuyorlar ve işliyor. Onlar yetmiyormuş gibi kendi takımlarını çözmüşler. Artık karşı takıma devamlı bir, yani karşı takımın elemelerinden tutun adam seçmelerine kadar her şeyle ilgili bir fikirleri var ve takımı devamlı karıştırmaya yönelik ataklarda neden bulunuyorlar. Karıştırıyorlar diyorsun sen Murat abi. Çok açık, o tadı aldılar. Dünkü konseyde gördüler, attıkları oltanın karşılığını aldılar. Tadı aldı ama lafı da aldı. Bak ben size söyleyeyim, Bora'ya bugüne kadar hiçbir tane Türk yarışmacı bu kadar ağır konuşamadı. Yunan. Türk konuşamadı. Türk konuşamadı bugüne kadar. Türk konuşamadı diyorum. Konuşamadığını Yunan konuştu. Türk konuşamadı. Yunan Panayotis neydi? Adamın adı da Panayotis. Deyince tamam Yunan konuştu. Panayotis konuştu. Öyle Bora'ya bugüne kadar hiçbir Türk senin beynin yok falan diyemedi. Adam nasıl cesaret, Panayotis ne dedi? Sen dedi konuşma dedi. Senin beynin yok dedi. Bora'yı susturdu. Bora'da da işgüzarlık. Sen karışma kardeşim. Rakip takımın içine karışıyorsun. Her şeyine karışıyorsun. Bence şu anda biz Survivor'da genel çerçeveye ben baktığım zaman Murat abi hani niye karışıyorsun diye kendi fikrini beğeniyor ama karışarak aslında kendi stratejileri bakımından doğru hamle yapıyor. Tabii. Hangi takım daha takım gibi gözüküyor derseniz bana net bir şekilde beyaz takım derim ki egoları en yüksek yarışmacılar orada olmasına rağmen. Tamam karışıyor ama hakareti de yedi. Yani ben şimdi karışayım ama hakaret, adam çok büyük hakaret etti yani. Ne karışıyorsun? Adamlar o hakareti yiyorsun. Onu demek istiyorum. Az önce ben sana söyledim hani yaşla ilgili bir çıkarımlar yaptım ya. Şimdi orası niye her şeye dönüyor dolaşıyor istediğin kadar hani çok büyük olaylar olsa da bir tatlıya bağlayabiliyorlar. Çünkü karakterleri bir nebze diğerlerine göre oturmuş. Yaşları daha olgun. Hepsi de kendi mesleki hayatlarında genelde yöneticilik pozisyonda olan insanlar. Bora, Hikmet, antrenörlükleri var hepsinin. Hı hı. Seda'nın bir ailesi var, çocukları var falan. Okay. Anladın mı? Okay. Yani onların yani hep bir insan sorumlulukları diğerlerine göre daha iyi biliyorlar yani. Evet, sorumlulukları var. Sonra bir de bana sorarsanız yani daha çok çalışmışlar derslerine. Hani ne kadar zekilik farkını burada kıyaslamak istemiyorum ama öyle noktalardan yakalıyorlar ki karşı takımı bir anda paramparça edip bırakıyorlar yani. Bunlar da birer meziyet. Tabii buna göre Nagihan'a şunu sormak istiyorum. Biz bu görüntülerin içerisinde takım olgularında tartışıyoruz ama Sude yani siyah takımda ama görüntü sanki beyaz takımdaymış gibi. Ne diyorsun? Evet hala gönül bağları devam ediyor. Hatta oyun bitimi hemen Seda'nın ve Hikmet'in yanına gelip havuzda konuşmalar yapıyor. Olayları anlatıyor. Seda da oradan diyor ki hani bizi çok ilgilendirmiyor diyor onların adada ne yaptıkları ne ettikleri diyor. Ben Seda'ya katılıyorum. Niye katılıyorum? Yani beni Atakan da Yusuf da enterese etmez. Yani sadece Atakan Yusuf olarak değil. Şimdi hani konseyde şu şekilde bilgi aktarımı, işte eşleşmelerde tüyolar veriliyor falan muhabbetleri olmuştu ya. Kızı ispiyonculukla suçlamıştı Dalaka ve ekibi. Evet. Ben buna zaten katılmıyorum. Çok rahat bir gönül
birliği olduğunu biliyorum. Seviyorlar birbirlerini, saygı duyuyorlar. Duygusal bağları çok net bir şekilde belli. Sadece ister istemez kim olsa konseyden sonra orada ufak da olsa bir bilgi vermek ister. Hani üzerime geldiler, böyle yaptım. İşte bir ufak muhabbet. Da olsa evet bir muhabbet yapmaya çalışıyor. Bunda hiçbir yanlış bir durum da yok. Hani orada kameralar önünde Seda bu harekette bulunuyor. Hatta biz Semih'le de bunu da tartıştık izlerken de. Ben karşı takımın ister ki benim en kıran kırana güçlü rakibim de olsa adada ne yaptığı beni şu kadarcık enterese etmez. Merak da etmem. Oradan bana haber de getir demem. Haber de götür demem. Yani ben orada Seda'yı da kendi hani kendim gibi görüyorum. Çünkü Seda'yı ilgilendiren bir durum yok. Ha Hikmet'i belki ilgilendirebilir ama orada Seda konuşuyor. Merak etmiyorum onların yaptığı adadaki hareketlerini falan diyor. O yüzden de Seda'nın laf getirip götürmekten ziyade hani takımın üzerine gittiğini, takımı Sude'nin üzerine gittiğini ve bundan rahatsızlık duyduğunu ikinci turda bile kızı oyuna dahil etmedikleri için bundan dolayı öfkesini dile getiriyor. Peki. Bunda da çok konuşulacak ve böyle didiklenebilecek bir hareket görmüyorum. Sana bir soru sormak istiyorum. Orada kamera olmasa, kameraların olmadığı bir yerde Sude gelip adasıyla ilgili bir şeyler anlatsa, Seda'nın gerçekten konuyu kapat, ben sizin adanızla ilgili bir şey duymak istemiyorum diyeceğine inanıyor musun? Ben inanıyorum. Niye inanıyorum? Çünkü ben her daim, bak sporcular böyledir. Şimdi Seda'nın da geçmişte bir hani spor kariyeri var 17 yıl önce. Ben rakibimden olumlu ya da olumsuz. Ben inanmıyorum bu arada, ben fikrimi söyleyeyim de. Ya bence kesinlikle tabii ki Sude ile yakın olduğu için tabii ki kendi takımıyla ilgili bir bilgi geliyorsa oturur bunu Sude'den dinler. Bunu da dinlemeyeceğim diyen bir adam yoksa çıkamaz. Yoksa bunu söylemesinin yani, sebebi dünkü konseyde o iddialardan dolayı mı? Hani Sude'ye bir şey... Kesinlikle. Şimdi o konular geldi. Şimdi Sude o tarafta mı bu tarafta mı? Zaten ondan ama şimdi burada şöyle bir şey. Ben zaten dün başımıza böyle bir şey geldi diyor. Ondan dolayı dün başımıza böyle bir şey geldi. Böyle bir şey geldi demiyor. Ya kardeşim şunu anlatıyor hoş kadın orada. Hoş olmayan konuşmalar şunu anlatmak istiyor kadın. Diyor ki dün seni ispiyonculukla suçladılar. Sen şimdi tekrar bizim yanımıza geldin. Evet. Bizi seviyorsun biliyoruz. Ben hatta diyor ki kız, ben Hikmet abiyi seviyorum diyor. Onun için konuşuyorum diyor. Evet. Seda da orada Seda tecrübeli bir kadın. Evet. Demek istiyor ki. Evet bak tecrübeli. Kız, tamam ama senin dediğin şeytani tarza tecrübeli değil. Bak sen şimdi şeytani. Ne şeytani? Bak, bu şeytanilik ne alakası var? Sen öyle vuruyorsun iğneyi. Bırak biz kendini anlatma. Şeytanilik ne demek? Ya, ne alakası? Anlatma nasıl sen bir, şimdi. Nasıl bir tabir söylerken nasıl bize bir kendini tabir? Anlatma. Sen bak. Tamam nasıl bir tabir bu? Sen şimdi bize ne yapmaya çalışıyorsun? Tabiri açık. Sen bize ne yapmaya çalışıyorsun? Ne demek istiyorsun bak, şeytani şimdi, derken? Bir dakika dinle. Sen şimdi ne yapmaya çalışıyorsun? Sen önüne ciğer veriyorlar. Kedisin. Sen diyorsun ki ben ciğer yemem, sevmem diyorsun bize. Ya sen ciğer sevmez misin? Sevmem kedisin ben, işte. Murat abi, ben bize hikaye anlatma. Cins kediyim. Ben senin ciğer ne demek istediğini anlıyorum. Ben sana söyleyeyim. Kız orada tecrübeli. Evet. Diyor ki başına böyle bir şey geldi evladım. Dün seni ispiyonculukta suçladılar. Şimdi bizim yanımıza geliyorsun. Sen hiç o şeylere girme ki tekrar sana öyle mi diyor? İftira öyle atmasınlar. Demiyor ki, biz bu toplara merak girme boşu hayır, boşuna git diyor kızı. Öyle demiyor. Yani ifaz ediyor kızı yani. Ne yapsın yani? Öyle demiyor. Ne diyor? Sudeciğim başın yanar. Bak girme bu işlere demiyor. Ne diyor peki? Biz merak etmiyoruz o konuları. Tamam işte onu demek istiyor yani. Git kızım diyor. Topa girme diyor. Bak, senin dediğini deseydi o zaman Furkan dedi bana niye söylüyorsun? Kızı, sen de mi öyle dedin? Kızdan dedi. Ne dedim? İnanmıyorum ben dedi kameralar olmasa. Tabii ki dedi öğrenmiş. Tabii ki. Demedi. Ben size bir şey söyleyeyim. Sadece işte. Seda için söylemiyorum ki hepsi, bunu. Hepsi için söylüyorum. Düşünebiliyor musun? Karşı takımdan biri gelmiş sana kendi takımıyla ilgili bir şeyler anlatıyor. Evet. Bunu dinlemek istemez misin ya? Ben istemem. Ben bak inan bana iki sezondur ben Survivor'a katıldım. Bana diğer karşı rakipten hani arkadaşlarım geliyordu. Selamın sabahım oldu. Ya bir şey duymak istemiyorum. Yemin ediyorum ben bunu çok yaptım. İstemiyorum, duymak istemiyorum. Çünkü bana ne onların? Tabii ya seni ne ilgilendirir benim yani? Kendi derdim bana yetiyor. Bir de oradaki olayları ben duyacağım da o bana getirecek. Benim moralim niye bozulsun? Samimi olalım arkadaşlar. Hayır. Özellikle Murat Özarı'yı biraz gibi objektif olmaya davet ediyorum. Seni de neye davet ediyorum biliyor musun? Seni de senaristlikten uzaklaşmaya, kendi kendine komploler üretmekten çıkmaya tavsiye ama, bak sen kardeşim sen kız diyor ya. Ki orada diyor ki yani diyor tekrar dün başına bunlar geldi evladım ben senden büyüğüm tecrübeliyim diyor. Sen öyle ben de mesela Furkan'a sana kardeşim ben özel hayatımızda geldiğin zaman bana ben senden büyüğüm birkaç tane şey söylüyorum sana dinlemiyor musun beni? Dinliyorsun. Benim ömrüm sizi dinlemekle geçiyor. Öyle değil ben. Ben şimdi programdan bahsetmiyorum. Özel hayatımızda dinlemiyor dinliyorum musun? Dinliyorum abi. Şimdi zaman. Ben senden tecrübeliyim bazı şeylerde. Ha tabii her şeyimi de dinleyeceksin diye bir kural yok ama Seda orada tecrübesiyle kızı ikaz ediyor.
Sen diyor dün topa girdin, seni itham ettiler, ağır suçladılar. Yine o işlere girme ki onlara koz verme diyor, ikaz ediyor kızı. Ya bu arada şöyle bir durum var, yani bugün Sude'nin... Hikmet de soruyor, Furkancığım onu atlamayalım. Neyi soruyor? Hikmet de yapıyor, Atakan mı dedi, Atakan mı dedi diyor. Ama zaten Seda oradan araya girdi. Hikmet zaten bunları atlıyorsun. Çok peşindeler zaten. Atlıyorsun bir dakika, bunları. Atlamaya... Ama daha tamam, bir şey daha, Hikmet şey olabilir de Seda orada ne diyor, ben duymak istemiyorum, merak da etmiyorum ya, diyor. Seda'yla Hikmet senin dediğin, kankalar... Senin dediğin olayı Seda dese ki orada, ben hani kendini de... Yani sen kızı da yaktıracaksın. Senin son konuştuğun neydi? Son bir cümle konuşmuşsun Seda ile alakalı. Yani kendi başını da yakma diyorsun ya. Seda, Seda eğer ki şöyle diyor, söylerse... Ha, tamam, o, hayır o değil. Senin kendi kafanda yorumladığın. Eğer ki şunu söylemiş olsa Seda... Ya işte biz merak etmiyoruz. Sen de kendini yakma derse o zaman Seda Sude'yi taca çıkarmış olur. Ve kameralar önünde hani baş başa bırakmış olur. Sanki laf taşıyor da biz onu dinlemek istemiyoruz'a getirir. O da hoş olmaz. Bence bu yaptığı hareket çok doğru. Ben de duymak istemem. Ben doğru esas, veya yanlış bak, demiyorum bak, ben. Esas bu gece, buyurun, esas bu gece şöyle de bir şey var bak. Hani dünden beri Sude, Dalaka Sude'yi itham ediyor ya, yalancı şudur budur filan falan. Bak bu gece ne oldu? O da çok önemli. Şey diyor ki, Dalaka diyor ki Sude'ye yine bilmem ne bilmem ne dedin diyor. Kim söyledi diyorlar Dalaka'ya sana bunu? Diyor ki Panayotis söyledi diyor Dalaka. Sude'nin olayını. Sude diyor ki Panayotis'e, ben sana öyle bir şey söyledim mi diyor. Panayotis, tık yok Panayotis'te. Yani evet sen bana bunu söyledin demiyor. Yani Sude'nin böyle bir şey söylemediğini Panayotis onaylıyor. Hani böyle bir şey söylemişti kardeşim? Panayotis o zaman niye sen bana bunu dedin diyemiyor. Susuyor. Demek ki söylemedi kız. Demek ki Sude yalan konuşmuyor. Dalaka da söylemiş diyor. Kardeşim Dalaka söylemiş diyor da Panayotis söyledi diyor. Ya zaten benim için referans ne biliyor musun? He. O muhabbetin üzerine Sude'nin bugün gidip gene orada bir şeyler anlatmaya çalışma çabası. Ama bak kardeşim ya, ona bakarsan Afrodit'i Dalaka'nın yanına gidiyor. Burada şöyle bir şey yok. Sonuç itibariyle tamam, burada siyah takım beyaz takım ayrıldı ve bu takımlar birer kaptan ve seçme üzerinden geldi mi? Sude'yi bir şekilde Dalaka kendi takımına seçti mi? Evet. Ama seçtikten sonra da dışlayan da kendisi, evet. Bir şekilde kendi içinde onu sindiremedi. Takımı girift yapamadı birbirine. Afrodit'i dün örneğini verdim. Kendi içinde çok güzel beyaz takımla, evet. Haşır neşir oldu, entegre oldu. Bu noktada ne kadar çok hani Sude yapmaması gereken bir davranış gibi gözükse de kendi takım içinde dışlanan bir insan. Tamam. O yüzden... Resmen şu anda Sude'ye sorsan desen ki sen siyah takımı temsil ediyor musun diye sorsan etmiyorum diyecek kız. Ama zaten. Tamam Furkan'cığım ben yani... de onu dün çok güzel söyledim sana. Sude de aynı şekilde diğer arkadaşlarına takımlar karışmadan önce Seda ve Hikmet'ten aldığı güçle diğer yarışmacılara yapmıştı, yaptı bunu. Diyorsunuz. Yaptı. Belki Dalaka'nın stratejisi şuydu. Hı hı. Seda ile Sude'yi kopartıp ikisini hani bölüp yok etmek. İkisini ayırıp. Bu da ayrı bir tartışma. Bir önemli konu daha var biliyorsunuz. Bora Atakan'a diyor ki sen devamlı sakatlanma numarası yapıyorsun. Yusuf'a da yine aynı işte geçen seferki dokunulmazlık oyununda, itme oyununda. Bu sefer de Atakan'ın bir oyun kazandıktan sonra sakatlanma numarası yapıp bir daha oynamak istemiyorsun tarzında ithamlarda bulunuyor. Katılıyor musunuz Murat Özer'e? Atakan kardeşimiz evde duran her an kırılabilecek bir vazo gibi. Değişik. Yani kırıldı kırılacak. Yani böyle her oyundan sonra ben sakatlandım. Arkadaşların yanına gidiyor. Dizime mi benim bir şey oldu? Burnuma mı bir şey oldu? Kulağıma mı bir şey oldu? Sürekli böyle bir sakatlanma durumları var çocukta. Ve bu durumda karşı takımı rahatsız etmeye başladı. Ve hatta Büşra'nın bir lafı var. Bu haksızlık değil mi diyor. Bu haksızlık diyor Büşra. E şimdi kardeşim adamlar rahatsız oluyor. Sen oyunu oyna oyna sakatlandım. Doktorun yanına git. Oyna oyna doktora. Ha, madalyonun öbür yüzünden de baktığın zaman da bir yerde de Atakan da kendine göre haklı. Neden? Demek ki orada doktor var kardeşim. Doktor adama demezse ki gel sen buraya Atakan oynamayacaksın demezse, değil mi? Sonuçta doktorun kararına saygı duymamız gerekmiyor mu? Doktor çünkü adı üstünde doktor. Doktor oynama diyorsa bu adam da oynamıyor. Ama şimdi orada farklı bence olaylar var. Bir tanesi, evet, oyun esnasında sakatlık yaşayan bir adama sen çıkıp da hayır sen süpersin, evet, çıkıp oynayacaksın diyemezsin. Doktor, yani adam sakatım diyor, kenara çıkıyor. Doktor ne diyecek? Hayır hayır sen süpersin, çık bakayım hadi yürü parkura, yani, diyemez ki adam. Yani doktor da seni orada, yani adam sakatım diyorsa doktor da ne yapacak yani o kadar da... Hayır inisiyatif... Doktor ne yapacak yani, diye demiyorum. Mesela Metin abi bize çok gaz veriyordu. Yaparsın, çok iyisin biliyorsun değil mi Nagihan? Önmenin müddetçe. Hani bacağın ciddiye yürüyemiyorsun tabii, ama aynen, bir gaz veriyordu, çıkıp oynuyordun. Şimdi burada mesela bu sezon Atakan yani eleştiriliyor. Devamlı bir kenara gidip geliyor. Kenara gidip geliyor.
Şimdi Murat abin de dediği gibi doktor müsaade ediyorsa biz de bir şey diyemeyiz. Onlar düşsünler peşine. Şimdi Bora sesler yükseliyor. Bora, hani Bora diyor ki yeter diyor, hani diyor devamlı sakatsın diyor. Yani hem bir de şunu söylemek gerekiyor. Yani ya, tamam doktor müsaade edebilir ama Atakan niye devamlı bu oyunlardan böyle hani kaçmak istiyor? Yarış kardeşim. Kimler ne şartlarda yarışıyor? Ama zaten burada şimdi Nagihan'a şunu soracağım. Yarış. Atakan'ın bu oyundan kaçtığını söylüyor. Aklıma hemen ne geldi? Atakan ilk oyun seçimlerinde kendisi çok çıkmak istiyordu. Çünkü Hikmet'le eşleşmemek için. Hatta bu konuda diğer yarışmacılara tabiri caizse trip attığına dair. Hatta evet. Dalaka'ya bile bazen surat astığına dair. İlk önce ben çıkıp zayıf bir yarışmacıyı seçmek istiyorum dediğini biz gördük. Ne evet, diyeceksin? Hatta Dalaka'da gönül koymuştu. Hikmet'ten korkuyor. Yani korkuyor diyeceğim ama bugünkü oyunu hem Yusuf aldı hem de Atakan aldı. İkisi de. Hatta bir ilktir. Atakan'la Yusuf ilk defa Hikmet'ten aynı anda oyun aldılar. Hmm. 1/3 yaptı Hikmet. Şimdi şöyle bir şey var. Hani aslında oyun oynadı, oyunu da aldı. Hani kaybetmiş olsa hani oyundan kaçıyor diyebiliriz ama şu an Atakan oyun aldıktan sonra rahatsızlığı nüksediyor diye düşünüyorum. Bora'nın iddiası şu, bir oyun 40 yılın başı bir oyun aldı. Hani o imajını çizdirmemek için aldı oyunu, kaçtı gitti. Bir daha yenilmemek ben, için. Ben şunu hiç... Nagihan, yani benim senin, ben biliyorum de, bak senin bak, ayağında bu kadar kan oturmuştu ya, tamam ben, mı? Bak sana, sen o şekilde oyuna çıktın. Evet, şimdi bu mesela gitmedim, Atakan şampiyon gitmedim. Olmak istiyor mu? İstiyorsa oynamak için oynamak can atacak. Zorunda. Kaçmak için değil. Ya ben oynamak için uğraşacak. Şöyle bir şey ben Atakan'ın çok ciddi derecede şampiyonuna kilitlendiğini, ben bu Survivor'da şampiyon olmak istiyorum dediğini görmüyorum bir, yani görüntü olarak bana bunu vermiyor yani. Yani şimdi zırt pırt hastaneye gitmesi, devamlı doktor kontrolünde olması. Madem öyle, o zaman parkurda maşallah canavar gibi. Hem çıkıyorsun sayıda alıyorsun, parkurda uçuyorsun. Hani çok da güçlüsün. Yani ben kör topal parkurdayken bile hani hiçbir şekilde gidip de her seferinde hani doktora gideyim edeyim. Sırf bir işte benim parmağım, kapsülüm yırtıldığında o zaman gittim. Hastaneyi ilk defa o zaman gördüm. Yani gideyim de kaçayım da ben yapamam yani. Benim yapım gereği de yok. Ama şimdi Atakan şimdi alıştı. Kafasını topluyor. Tekrardan geriye dönüyor. Belki oraya, yani oraya gittiğinde, tekrardan geri döndüğünde kendini daha iyi hissediyor herhalde ki. Yani bana sorarsanız bu arada şunda yani Boran'ın... tabii 2-3 gündür çok yoğun olaylar olduğu için konuşamıyoruz. Şimdi ben tabii bakıyorum. Ciddi derecede Yusuf yükselişte. Oyunda, evet. Oyun bu performansında. Tabii, Yusuf. Hem de Hikmet'i, yani Hikmet'i yenmiyor yani. Yenmiyor diye eleştirdiğimiz Hikmet'in, ama Hikmet'i de yeniyor. Şöyle bir ve şey son oldu. Haftadaki oyunlara bakıyorum ben. Yani bayağı bir ivmesi şöyle yükseldi. Şöyle bir şey oldu. Hatta ben programda onu söyleyecektim. Sonradan vazgeçmek zorunda kaldım. Neden? 3 kere üst üste Hikmet'i yendi Yusuf. Evet. 3 kere üst üste Hikmet'i yendi. Hatta ben de şuraya bak not almışım. Ne diyecektim sana? Sonra demekten vazgeçin. Neden? Hikmet ne oldu evladım sana? Yusuf ayarını bozdu. Ne halkaymış be kardeşim diyecektim programda. 3 kere üste yendi ama sonra ne oldu? Hikmet bu sefer kazandı. Hikmet kazanınca o şeyinden vazgeçtim. Çünkü Yusuf'u tekrar yenmiş oldu. O morali yerine geldi. Geldi. Ama genel olarak son haftaya olmuştu. Baktığımız zaman Yusuf'ta ben ciddi bir yükseliş görüyorum. Var. Yani. Bir de en önemli bir bu şey arada var. Demek ki Yusuf'un yalnız kalması adada. Melisa gitti. Biraz yalnız kaldı. Atakan'la ilgili hani birbirimizle artık eskisi gibi konuşmuyor değil mi? Yusuf'a yaradı Yusuf'a bu iş. Yusuf'a şey yani. Yaradı. Hikmet'e yaramadı. Yusuf'a bu olaylar Yusuf'a yaradı. Tam tersi. Bir de biz izlerken çok enteresan bir şey vardı. Onu konuşamadık. Hikmet'e beni seçme demiş birisi. O Atakan 25 yaşında birisi dedi. Fakat farkındasınız değil mi onu? Evet. Kimin olduğunu çözemedik. Bir bakalım. Yani o da enteresan bir şey. Hikmet diyor ki beni seçme dedi birisi. 25 yaşında birisi diyor Seda'ya. Seçme abi diyor. Seçme abi demiş Hikmet'e. Beni oyunlarda seçme abi demiş. 25 yaşında adam diyor. Fakat orada isim vermiyorlar. O da enteresan. Acaba Atakan mı o? Kim yani? O da çok enteresan. Ben onu çözemedim. Ben kesinlikle ve kesinlikle Yusuf olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Yusuf her seferinde çıkıyor ve Hikmet'i seçiyor. Yusuf demez zaten. Yusuf zaten diyemez. Hani biz kim olabilir ama o zaman? Atakan olabilir 25 mi? 25 yaşında. Şöyle bir şey var. Atakan'ın sakatlığı söz konusu olduğu için hani oynasam mı oynamasam mı? Ama hani bir samimiyetlerinin olduğunu da düşünmüyorum. Abi beni seçme diyebilecek bir samimiyet var mı? Yani olmasından birinden bahsediyorlar Yusuf ama. Yusuf kesinlikle değil. Çünkü tek hani Yusuf olmaz tek aklıma Atakan olabilir. Geliyor sakat olduğu için. Belki şey demiştir hani Hikmet hani benim ayağım bilmem ne falan. Evet. Beni seçme orada rica mı etti bilmiyorum anlamadım. Ama bir de gerçek mi o da var hani. Sanırım Atakan diyor onu. Atakan'ın üstünde daha güzel duruyor evet. Laf. Yusuf
Yusuf Oğuz tarzı diyaloğa girmez. Bu arada tabii bence yine üzerine çok uzun tartışılabilecek beyaz takım içerisinde iki farklı grubun oluşması. Bir grubun şu an tamamen dağılması da yani orada bir grup kalmadı ama beyaz takımın beyaz takımda Hikmet, Bora, Seda üçlüsü var ya. Hı. Survivor'u çok iyi götürüyorlar. Evet. Kamera önlerinde ne konuştuklarının da çok farkındalar. Evet. Nerelerden gireceklerini de çok iyi biliyorlar. Mesela Okay falan bu işleri bilmiyor. Hani Okay bir şeyler konuşuyor. Sanki biz yani onu Okay konuşuyor. Yani Bora, Hikmet, Seda hiçbir şey konuşmuyor mu? Onlar Okay'ın konuştuğunu en az 5 katını konuşuyorlar. Strateji olarak bana sorarsanız. Evet. Çünkü uygulamalarında ben bunları görebiliyorum. Yani Bora mesela ben Hikmet'le beraber değilim diyor ama ben Bora'nın kesinlikle Hikmet'ten ayrı bir oy atacağını bu zamanlarda kesin düşünmüyorum mesela. Böyle bir şey ihtimal dahil. Arada Seda ya, gibi bir denge var. Hikmet, Seda, Hikmet Bora, Seda diyorsun ya. Hı-hı. Bunlar Bermuda şeytan üçgeni. Beyaz takımda bak ben sana söyleyeyim. Şimdi ben iki takıma bakıyorum abi. Bir takıma bakıyorum Hikmet, Bora, Seda'yı görüyorum. Üçlü. Hı hı. Bunlar gerçekten Bermuda şeytan üçgeni. Diğer takıma bakıyorum. Üçlü kimi görüyoruz mesela? Bir söyleyin bana. Dalaka. Atakan, Yusuf. Atakan mı deriz? Evet. Yani. Veya başka koyabileceğiniz biri var mı? Yok yani. Yok. Yok. Şimdi bak çok önemli bir şey var. Oradaki ama sözünüzü kesmek zorunda kalacağım. Çok kısa söyleyeyim. Nüans farkını söyleyeyim. Orada dördüncü kişi fark eden, takımda fark eden Afrodite. O üçünün yanına Afrodite'yi koyduğun zaman tereyağı üstüne bal oluyor, ekmek üstüne. Peki kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra beraberiz. Herkes ilkokul çocuğu gibi. Mesela toplantı yapalım diyorum. Gelin abi. Atakan öyle bir şansın yok abi. Gelmek istiyorum. Hepsi şöyle yapıyor. Benim konuşacak bir şeyim yok. Benim konuşacak bir şeyim yok diyor. Yani abi suratını mı çekeceksin? Ben senin suratını çekiyorum o zaman. Atakan bana bir laf söyleyip gidiyor. Karşımda durup da cevap vermemi beklemiyor. Ne alakası var? Ben sana neyin suratını yapıyorum? Senin benimle ne şeyin var ki? Ya verecek cevabı yok ya da gerçekten cevap verecek yeterlilikte değil. Kazanan takımı buradan alıyoruz. Götürüyoruz. Biz daha ne yapalım? Hüseyin'in isteğiyle, mücadelesiyle sayıyı istiyor tüm oyuncular. Müthiş bir mücadele izliyorum. Patlayamaz. Suya girip çıktıklarını göremiyorum bile. Haydi. Saniyeler sonra sayının kime gideceğini göreceğiz. Stop. Ποιος θα αποχωρήσει από το Survivor? Ελπίδα. Σπύρος. Ο παίκτης που θα αποχωρήσει από το Survivor είναι... Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de. Evet, Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor. Alliance sporlu Joseph Sural, Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Gerçekten ciddi bir kaza, diğer futbolcularda da sıkıntılar yaşandı. Onlara da şifa diliyoruz efendim. Kötü oldu gerçekten, hepimiz çok üzüldük ve Dilberay vefat etti. Haberini aldık arkadaşlarımızdan. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine sabır diliyoruz diyelim. Söylemek istedikleriniz varsa. Bu sözlerinden sonra kelimeler kifayetsiz kalıyor. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet. Mekanları cennet olsun. Allah ailelerine sabır versin. Evet, bizden bu gecelik bu kadar. Yarın Survivor bittikten hemen sonra sizlerin huzurunda olacağız. Hayırlı geceler.